arkadaşlar 10. sınıf edebiyat 2. dönem 2. yazılı programımıza başlıyoruz. Gerçekten önemli bir video. Bu videonun içerisinde hem 2. dönemin 2. yazılı konularını şöyle güzel bir şekilde bilmemiz gerekenler üzerine tekrar edeceğiz. Ama esas tekrarı, esas çalışmayı nerede yapacağız? Sorularla. Şiir, hece, uyak, tema ve nazım şekli bakımından inceleyeceğiz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla alakalı doğru yanlışlara, bilgilere bakacağız. Yine aynı şekilde geçiş dönemin eserlerine bakacağız. Destanları, efsaneleri net bir şekilde inceleyeceğiz. Tiyatroda Karagöz orta oyunu, Kavuklu Pi Şeker'e bakacağız. Anılıyı ve Gezi yazısını inceleyeceğiz. Filmsleri çok dikkatli bir şekilde tamlamaları, isim ve sıfat tamlamasını inceleyeceğiz. Cümleleri yüklemin türüne göre inceleyeceğiz. Bayağı bir sorumuz var ve bu sorular üzerinden sizlere sınav öncesi güzel bir prova yapmaya çalışacağız. Gerçekten hiç endişelenmeniz gerek yok. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Şimdi edebiyat ikram servisimiz başlıyor. Gerçekten çok kötü bir espriyle başladı ama yapabileceğim bir şey yok diyorum ve başlıyorum. Şimdi ilk başta şunu çok iyi bilmemiz lazım. Edebiyatta evet, tüm kalemleri devirdim az önce arkadaşlar. 15-20 tane kalem devrildi ama olsun, sıkıntı yok. Şiir konusunda ilahi, koşma, mani, türkü, gazel, kaside, şarkı, rubai ve tuyun ön plana çıktığını görüyoruz. Şiirle alakalı zaten birazdan heceyi, yani hece ölçüsünün kaçlı kalıbıyla yazıldığını, temasını, uyak nasıl bulunuyordu, nazım şekli nasıl bulunuyordu bunu bileceğiz. Ama temelini hatırlayacak olursak, nazım birimi eğer ikili olursa beyit, dörtlü olursa dörtlük, üç, beş veya daha fazla olursa bent olduğunu bilmemiz lazım bir. Aynı zamanda tek bir harf olursa yarım uyak, iki harf olursa tam uyak, üç ve daha fazla olursa zengin uyak olduğunu bilmemiz lazım. Aynı zamanda ünlü harflerin tekrarı olursa asonans, ünsüz harflerin tekrarıyla ahenk sağlandıysa aliterasyon olduğunu bilmemiz lazım. Burada önemli bir şey daha var. İlahi bir nazım türü, yani dini konuları içeriyor. Allah sevgisini, peygamber sevgisini anlatıyor. Yunus Emre ilahileriyle tanınıyor. Hece ölçüsüyle yazılıyor. Koşma 11 hece ölçüsüyle yazılan bir nazım biçimi. Güzelleme, aşk konularını anlatan, taşlama, eleştiri konularını anlatan, işte ağıt, vefat eden insanlar arkasından söylenen, koçaklama, kahramanlık konularını anlatan koşmalar oluyor. Onlar da nazım türü açısından. Maniye baktığımızda tek dörtlük ve 8 hece ölçüsü yazılıyor. Tek dörtlük olması en önemli özelliği. Türkü bir ezgiyle söyleniyor. Nakarat ve kavuştak bölümleri var. Nakarat, kavuştak bölümleri var. Bir de bent bölüm var. Yani bent asıl sözlerin söylendiği bölüm. Ardından da nakaratlar var. Nakaratlarda da tekrar edilen bölümler olduğunu görüyoruz. Gazel ve kaside divan edebiyatına ait bir nazım biçimi. Gazeller de kasideler de beyitler halinde yazılıyor. Yani 2-2 gidiyor. İkisi de A-A-B-A şeklinde kafiyeleniyor. A-A-B-A-C-A-D-A diye gidiyor. İkisinin de ilk beytine matla başla. Son beytine makta nokta diyebiliriz. Ve yine en güzel beytine beytül gazel, en güzel beytine beytül kasit diyoruz. Gazeller ustalık gereken şiirlerken kasiler belli bir övgü, bir amaç doğrultusunda yazılıyor. Hatta Hazreti Muhammed'e övmek için yazıldıysa naat diyoruz. Allah'a dua etmek için, Allah'a yardımmak için yazıldıysa münacaat diyoruz. İşte devrin büyüklerini övüyorsa metiye, şair kendini övüyorsa fahriye. Eğer belli bir şehrin güzelliğini anlatıyorsa şehrengiz isimlerini verebiliyoruz. Burada şu da çok önemli. Gazel ile alakalı, kasideyle alakalı şunu da iyi bilmemiz lazım. Bunlar arzu ölçüsüyle yazılıyorlar ve arzu ölçüsüyle yazıldıkları gibi gazel 5-15 beytten oluşurken kaside en az 33, en fazla 99 beytten oluşuyor genellikle. Fuzuli'nin Su Kasidesi önemli bir kaside örneği olarak karşımıza çıkıyor. Şarkıya baktığımızda dörtlükler halinde yazılıyor. Rubai tek dörtlükten oluşuyor. Mani'nin divan edebiyatı şeklindeki hali. Tuyu da yine tek dörtlükten oluşuyor. Rubai İran edebiyattan gelmiş. Tuyu ise Türklere ait, bizlere ait. Şarkı da yine bizlere ait. Bir de murabba var. Murabba da şarkı gibi birden fazla dörtlükten oluşuyor. O zaman şarkının yanına bir Türk bayrağı, tuyun yanına bir Türk bayrağı atıyorum. Şarkıda Nedim'in ön plana çıktığını görüyoruz divan şairi. Tuyu'da da Kadı Burhanettin'in önemli örnekler verdiğini görüyoruz. Rubai'de ise Ömer Hayyam İran edebiyatında ve bizde de Yahya Kemal'in, Arif Nihat Asya'nın güzel rubai örnekleri verdiğini görüyoruz. Şimdi destana baktığımızda destanlar uluslara ait konuları işleyen, kahramanlık konularını işleyen, toplumsal konuları işleyen önemli eserler. Doğal destanın yazarı belli değil. Üç aşamada oluşuyor. Önce bir olay yaşanıyor. Sonra bu olay dilden dile yayılıyor. Sonra bu yazıya geçiriliyor bir destan derleyicisi tarafından. Yapma destanı ise direkt yazarı direkt kafadan yazıyor. Mesela Fazıl Üstü Dağlarca Üç Şehitler Destanı yazıyor. Ya da Kayı Çukur Mustafa Genç Osman Destanı yazıyor. Efsaneler ise yaşanılan inanılmış bir kahramanlık öyküsü üzerinden giderken destanlar daha ulusal bir şey. Efsaneler biraz daha bir inanışı anlatıyor. Romanın tarihsel gelişimi ve geleneksel Türk tiyatrosuna baktığımızda romanın tarihsel gelişiminde bizim dünya edebiyatı ilk başta modern romanı Cervantes, Don Quixote adlı eseriyle veriyor. Gargantua ve Pantagruel adlı eserler, Rabelais Fransız ilk roman örneklerini yazıyor. Bize roman ilk başta çeviri yoluyla geliyor. Ama çeviri yoluyla roman gelmeden önce ilk başta destanlar var. Destanlar
halk hikayelerine dönüşüyor. Halk hikayelerinden destana geçiş arasında bir Dede Korkut hikayelerimiz var. Halk hikayeleri mesneviye dönüşüyor. Şiir şeklinde A, A, B, B, C, C diye giden. Sonrasında mesneviler Tanzimat döneminde çeviriler yoluyla giriyor edebiyatımıza ve roman giriyor. İlk çeviri yoluyla romanı Yusuf Kamil Paşa Telemak'tan, Telemak adlı eseri Fenelon'dan çeviriyor. Sonra ilk yerli romanı Şemsettin Sami Taşuk Tarat ve Fitat'la yazıyor. İlk edebi romanı Namık Kemal İntibah'la yazıyor. İlk yerli romanı, tarihi romanı Cezmi ile Namık Kemal yazıyor. Sonrasında ilk realist romanı Araba Sevdası ile Recaizade Mahmut Ekrem yazıyor. Batılı anlamlı ilk romanı Sert Fünun döneminde Halil Ziya Uşaklıgil Mavi ve Siyah adlı eserleriyle yazıyor. Geleneksel Türk tiyatrosuna baktığımızda Karagöz, Orta Oyunu, Köyselik Oyunu ve Meddahları görüyoruz. Meddah tek kişilik dev kadro. Elinde baston ve mendille şive taklidine dayalı gösteriler yapıyor. Kavuklu ve Pişekan'ın olduğu Orta Oyunu esasında Palanga denen bir meydanda oynanıyor. Karagöz ve Hacivat'a çok benziyor. İkisine de giriş, mukaddime, muhavere ve fasıl gibi bölümler var. Burada ve bitiş bölüm var tabii ki. Muhavere bölümü konuşmaların olduğu bölüm. Fasıl bölümü asıl bölümleri ve bitiş var. Girişte de takdim yapılıyor. Böyle bir şeyler okunuyor. Burada şu çok önemli. Karagöz saf tipi oynuyor. Hacivat akıllıyı. Kavuklu saf tipi oynuyor. Pişeker akıllıyı oynuyor. Ama bunların haricinde hem Karagöz ve hem de orta oyununda işte Zenli diye bir kadın tipi olabiliyor. Veyahut da işte Balama, Frank, Arap, Acem, işte Tuzsuz Deli Bekir veyahut da İşte Çelebi gibi farklı farklı tipler de var. Şimdi tamlamalara baktığımızda tamlamalar konusunu birazdan göreceğiz. Bunu birazdan şöyle detaylı bir şekilde anlatacağım ama anı ve türlerine baktığımızda şunu iyi bilmemiz lazım. Anı edebiyatımızda önceden mutlaka hatırat türünde eserler var. Ziya Paşa'nın Defteri Amal anısı bunun ilk örnekleriyle başlıyor. Babür Şah'ın Babürnamesi bir anı örneği var. Haber yazısında 5N1K kuralı çok çok önemli ve ters piramit özelliği var. Bunu da birazdan göreceğiz. Genel ağ internet, gazete ve televizyon haberciliği birbirinden farklı. Televizyon haberciliğinde çok rahat bir şekilde, canlı bir şekilde haber yapabilirken gazete haberciliğinde böyle bir durum yok. Gezi yazısı özelliklerine baktığımızda seyahatname türünde eskiden bizlerde verildiğini, yine Seyidi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eserinin gezi yazısı türünün ilk örneklerinden olduğunu bilmemiz lazım. Yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ya da işte Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir Cevelan ya da Servet Fünun döneminde Cenab-ı Şahabettin'in Hac mektupları, Suriye mektupları gibi eserlerinin gezi yazısı türünde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi tamlamalar, fiilimsiler ve cümle türlerine baktığımızda hemen şuraya geçiyorum. Burada kapağı kullanmak istiyorum. Şimdi tamlamalarda bilmemiz gereken şey şu. Tamlamalar çok basit bir konu. Onu hemen zaten birazdan soruyu çözerken de göstereceğim ama şöyle bir kez daha anlatmak istiyorum. Tamlamalarda bir isim tamlaması var. İT yazıyorum. İsim tamlaması. Burada tamlayan ve tamlanan var. Tamlanan tamlayana ne, neyin ve kimin sorularını soruyor. Sıfat tamlamasında ise hemen şöyle yazalım. Sıfat tamlaması. Yine bir sıfat ve bir isim var. Bu sefer tamlanan yani isim sıfata nasıl, hangi, kaç, kaçıncı ya da neredeki gibi soruları soruyor. Bu buna sorduğu zaman cevabı vermiş oluyor. Biz bundan sonrası son derece basit. Bundan sonrası nasıl oluyor? Şöyle göstereyim. Diyelim ki sınav sözcüğü var veyahut da kalem sözcüğü var. Sınav ve kalem sözcüklerini ben isim tanımlaması ve sıfat tanımlaması yapmaya çalışacağım. Şimdi diyelim ki sıfat tanımlaması yapayım. Nasıl sınav, zor sınav dersem bu bir sıfat tanımlaması oluyor. Hangi kalem, şu kalem dersem bu bir sıfat tanımlaması oluyor. Ama ne sınavı, Türkçe sınavı dediğimizde bu bir isim tanımlaması oluyor. Ve isim tanımlarında tamlanan mutlaka ilk iki alıyor. Veyahut da kimin kalemi, işte Ali'nin kalemi dediğimizde bu bir isim tanımlaması oluyor. İşte isim tanımlarında ne, neyin, kimi sorularıyla birinciyi buluyoruz. Sıfat tanımlarında ise nasıl ve hangi sorularıyla birinciyi buluyoruz. Tabii isim tanımlarında ın, ı olursa yani ikisi de kalırsa yani Ali'nin kalemi gibi olursa belirtili oluyor. Sadece Türkçe sınavı gibi ikincisi de kalırsa belirtisi oluyor. Üç tane ının, ısının, ısı olursa zincirleme oluyor. İkisi de kalmazsa bir varlığın neye benzediğine de neden yapıldığını anlatan tamlama olursa da takısız isim tamlaması oluyor. Şimdi başka ne demişiz? Fiilimsiler. Fiilimsileri zaten çok iyi biliyoruz ama unutmayalım diye bir kez daha hatırlatalım. Fiilimsilerde birinci mantığımız şu. Önce yüklemi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra cümlenin içerisinde mame ile olumsuz yapılabilen kelimeleri arıyoruz. Mesela diyelim ki okula dün yeni biri dediğim zaman bu cümlede yüklem yok. Geldi deyince bu cümlenin yüklemi var. Yüklemden başka mameye kalan kelime arayacağız. Okul almaz, dün almaz, yeni almaz, bir almaz. O zaman bu cümlede fiilimsi yok. Ama şuna bakalım. Gelenlerin ne söylediğini anlamaya
çalışmak. Şimdi bu cümlenin yüklemi yok. Zordu diyorsun, yüklem var. Bak yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra mavi ekranlara bakıyoruz. Gelenlerin, gelmeyenlerin, söylediğini, söylemediğini, anlamaya, anlamamaya, çalışmak, çalışmamak diyebiliyoruz. O zaman bunlar fiilimsi. Peki fiilimsinin çeşidini nereden bileceğiz? Eğer mayışmak ekini aldıysa isim fiil oluyor. Eğer an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş ekini alırsa da sıfat fiil oluyor. Geriye kalanlarda zarf fiiller oluyor. Dolayısıyla burada mak eki aldığı için buna biz isim fiil diyoruz. Bu ma eki aldığı için isim fiil diyoruz. Dik eki aldığı için sıfat fiil diyoruz. En eki aldığı için sıfat fiil diyoruz. Geriye kalanlarda genellikle yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorularıyla bulunuyor. Bunlar da zarf fiilleri oluşturuyor. Şimdi zarf fiillerde o zaman bu birincisi isim fiil, ikincisi sıfat fiil, üçüncüsü zarf fiil. İşte ne zaman dışarı çıkınca üşüdüm. Ne zaman sen gelince gideriz gibi sorulara cevap veriyor. Veya nasıl koşarak geldi gibi. Şimdi burada esas bilmemiz gereken bir şey daha varsa o da anlamına ve yüklemine göre cümle türleri. Burası son derece basit anlamına ve yüklemine göre cümle türleri. Burada da şöyle bir şurayı kullanmak istiyorum. Şuraya turuncu kalemle göstereyim. Çok basit. Şimdi cümlemizin yüklemi var. Diyelim ki Ahmet eve geldi. Bu cümlenin yüklemi belli. Geldi. Başka bir cümle yazalım mesela. Mutluydu dün gelenler. Şimdi bu cümlenin yüklemi ise mutluydu. Şimdi bak birincisi bu cümlenin yüklemi bu. Bu cümlenin yüklemi bu olduğunu nereden anlıyoruz? Eğer burada geldi olmasa cümle oluşmayacak. Ahmet eve böyle bir cümle olmaz. Dün gelenler böyle bir cümle olmaz. Dün gelenler mutluydu diyorsun cümle oluşuyor. Ahmet eve geldi diyorsun cümle oluşuyor. Buraya kadar her şey anlaşıldıysa şimdi bombayı patlatıyorum. Bir. Eğer bir cümlenin yüklemi fiilse geldi gelmedi gibi biz buna fiil cümlesi diyoruz. Eğer böyle isimse isim cümlesi diyoruz. Bu yüklemine göre cümleler. O zaman yüklemine göre dediğimizde ya isim cümlesi oluyor ya fiil cümlesi oluyor. Bu cümlenin yüklemi fiil olduğu için fiil cümlesi, bu cümlenin yüklemi isim olduğu için isim cümlesi. Bir de yüklemin yerine göre cümleler var. Yüklemin yerine göre cümlede ise yüklem sonda olursa kurallı, sonda olmasa dedik oluyor. Bak. Bu cümlenin yüklemi sonda mı? Sonda. O zaman kurallı. Bu cümlenin yüklemi sonda mı? Hayır. Başta. O zaman devrik. O zaman burada mantığımız kurallı ve devrik cümle var. Bir de yüklemi olmayan cümleler var. Onlara da biz eksiltili cümle diyoruz. Yargısı tamamlanmamış ifade. Bir de anlamına göre cümleler var. Anlamına göre cümle son derece basit. Anlamına göre cümlede ise mantığımız şu. Eğer anlamı olumluysa olumlu. Anlamı olumsuzsa olumsuz. Soru anlamı varsa soru oluyor. Bir de ünlem cümlesi var. Geldi olumlu bir cümle. Mutluydu olumlu bir cümle. Ama dün gelenler mutlu değildi dersen bu olumsuz bir cümle olmuş oluyor. Veyahut da Ahmet eve geldi gelmedi değil. Yani gelmedi değil geldi. İşte burada da yine anlam gelmedi değil dediğin zaman yine olumlu olmuş oluyor. Yani eksi eksi artı olması gibi. Burada şuna dikkat edin. Bir cümlenin içerisinde mame olumsuzluk eki varsa veya değil edatı varsa veya yok sözcüğü varsa bu cümle biçimce olumsuz olmuş oluyor. Ama anlamcı olumsuz olmayabilir. Tam olarak belli değil. Yani mesela diyelim ki seni sevmiyor olumsuz, sevmiyor değilim dersen bu olumlu olmuş oluyor. Şimdi mema olumsuz gibi değil edatı olduğu için bu cümleyi biz biçimce olumsuz diyoruz. Ama toplamda anlamına baktığımız zaman seni sevmiyor değilim seviyorum ya. Niye böyle yapıyorsun ki? O zaman bu olumlu cümle olmuş oluyor. Çünkü bir cümlenin olumlu mu olumsuz mu olduğunu anlamı verirler. Bir de yapısına göre cümleler var. Burada da mantığımız şu. Yapısına göre cümlelerde de onu da şuraya yazayım. Yapısına göre cümlelerde ise mantığımız eğer tek bir yüklem varsa basit. Bir yüklem varsa bir fiilimsi varsa bileşik. İki yüklem varsa sıralı. İki yüklem varsa ve arada bağlaç varsa bağlı cümle olmuş oluyor. Mesela Ahmet eve gel cümlesi tek bir yüklem var. Bu basit bir cümle. Dün gelenler mutlu cümlesi bir tane yüklem var ama bir de fiilimsi var. O zaman bu bileşik bir cümle olmuş oluyor yapısına göre. Şimdi bunların hepsini gelin beraber sorular üzerinden görüp beraber pekiştirmeye çalışalım. Şimdi ben böyle bir 15 dakika giriş yapmaya çalıştım ama ister istemez çok hızlı konuşuyorum. Bir an önce her şeyi size anlatmak istiyorum ama şimdi sorularla çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi dikkatli dinleyin ve arkanıza yaslanın. 1. Bu şiiri hece, uyak, tema ve nazım şekli bakımından inceleyiniz demiş. Şimdi hece ölçüsü bakımından incelediğimizde ses harfleri saymamız yeterli. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O zaman bu 11'li hece ölçüsü yazılmış diyebiliriz. Temasına bakalım. Kul Mustafa karakolda gezerken, güle kurşun yağmur gibi yağarken, yıkılası Bağdat seni döverken, şehitlere serdar oldu Genç Osman. O zaman burada Genç Osman'ı anlatan bir kahramanlık şiiri vardır diyebiliriz. Teması kahramanlık. Uyana baktığımızda gezerken ve yağarken demiş. Şimdi erkenler birer redif. O zaman buraya yazıyorum. Erken eki almış. Redif. Niye? Döverken falan. Peki geriye baktığımızda
geriye baktığımızda bir uyak kalmıyor. Geriye baktığımızda bir uyak kalmadığı için Z olmaz, G olmaz, V olmaz. O zaman burada uyak yok diyoruz. Çünkü uyak kullanılmamış. Şimdi burada şu çok önemli. Uyak yok ama erken redif diyoruz ve burayı bitirmiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Nazım şekline bakalım. Nazım şekline baktığımızda ise burada şunu görüyoruz. Nazım şekillerinde bu bir destan nazım şekli yazılmış. Destan olduğunu bilmemiz lazım. Destan önemli. Şimdi geldik başka bir sayfaya. Doğru yanlışa bakacağız. İslamiyet öncesi Türk Edebiyat dönemiyle ilgili bilgilendiren yanlış olanların başına Y, doğru olanların ise D yazınız diyor. Günümüzdeki atasözlerinin karşılığı olan kısa ve özlü sözlere sagu denir. Sagu denir. Bu yanlış. Burada sagu değil, sav olması gerekiyordu. Bir kişinin ölümünden sonra yuğu töreninde söylenen şiirlere sav denir. Bu da yanlış. İşte burası da sagu olması gerekiyordu. Şu sagu olacak. Sığır, toy ve şölen gibi tören ve ziyafetler söylenen şiirlere koşuk denir. Bu doğru. Koşuk sonradan koşmaya, divan edebiyatı da gazeleye dönüşecek. Bir milleti derinden etkileyen savaş, göç, kıtlık gibi tarih ve toplumsal olaylardan altında uzun şiirlere de destan denir. Bu da yine doğru. İslamiyet öncesi şaman kültüründeki nazım biçimlerini göstermişiz. Şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız demiş. Geçiş döneminin edebi eserleriyle taşıyan ilk örneğidir. Tabii ki de Kutadgu Bilig. Kutadgu Bilig mutluluk bilgisi anlamına geliyor. İlk mesnevi, ilk siyasetname, Aruz Ölçü'yle yazılan ilk eser ve 4 alegorik karakterden oluşuyor. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış önemli bir eser. Türk tasavvufunun kurucusu ve ilk mutasavvıftır. Tasavvufla uğraşan kişidir. Burada da Divan Hikmet eserinin yazarı Ahmet Yesevi'den bahsediyoruz. Buraya bunun yazarının Yusuf Has Hacip olduğunu söyleyelim. Bunun yazarının da bunun eserinin de Divan Hikmet olduğunu burada hemen dile getirelim. Gerçeklerin eşiği anlamına gelmektedir. Burada da Edip Ahmet Yüklinki'nin yazdığı Atabetül Hakayık adlı eseri dile getirmiş. O zaman buraya da Edip Ahmet Yüklinki'nin ismini yazıyoruz. Türkçenin bilinen ilk sözlü ve dil bilgisi kitabıdır. Bunu da Kaşgar Mahmut yazmış. Tabii ki eserimizin ismi Araplara Türkçe öğretmek için yazılan Divan-ı Lügati Türk. Yazarımız da, bunu da ekstra bilgi olarak size veriyorum, Kaşgarlı Mahmut. Eğer bu konudaysanız buradan çok fazla soru gelir. Bununla alakalı 0'dan 10'a edebiyat kitabımızda çok detaylı bir konu anlatımız var. Orayı da mutlaka yorumlarda bak biz üzerinden gittik. İşte söz edebiyat, sagu, koşuk. Ama bilhassa Kutadgu Bilig böyle bir incelemesini yaptırabilir size. Ya da bu 4 önemli, diğer 3 önemli eseri size verebilir. Hakkani Lehçesi ile bu eserleri bilir. Bunlar eski konuların tekrarı olduğu için gittik. Şimdi esas konulara doğru geliyoruz. Bilgilerin başına yanlışsa Y, doğru ise D yazınız demiş. Destanlarda mitolojik unsurlara yer verilmez demiş. Yanlış. Esasında mitolojik unsurlar mutlaka olur. Beowulf, Chanson de Roland, Legit ve Igor bazı doğal destanlardır. Doğru. Beowulf İspanyolların, Chanson de Roland, pardon, Beowulf İngilizlerin, Chanson de Roland Fransızların, Legit İspanyolların, Igor da azından anlaşıldığı gibi Ruslara ait doğal destanlar. Kuvayi Milliye Destanı Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bir yapma destandır. Yanlış. Burada Nazım Hikmet'in yazdığı bir destan olduğunu bilmemiz lazım. Efsaneler destanlar gibi içeriğinde milli unsurlar barındırmazlar. Olur mu? Barındırabilirler. Bu da barındırmazlar. Doğru. Efsaneler milli bir unsur barındırmaz. Onlar daha çok bir inanış barındırırlar. Dolayısıyla burada doğru cevabımız verilmiş. Yani bu bir doğru cümle. Efsanelerde kalıplaşmış ifadelere yer verilmez. Evet, masallarda vardır ama efsanelerde kalıplaşmış ifadeler yoktur. Türk edebiyatına roman Tanzimat döneminde girmiştir. Bu da yine doğru bir bilgi. Hatırlarsanız ilk başta ilk çeviri roman vardı Yusuf Kamil Paşa tarafından. Fenelon'dan Telemak adlı eser çevrilmişti. Sonra ilk yerli roman vardı Şemsettin Sami Taşkut Talat Efendi Atıcı yazmıştı. Sonrasında ilk edebi roman vardı Namık Kemal İntibahı yazmıştı. İlk tarihi roman vardı Cezmi Namık Kemal tarafından yazılmıştı. İlk realist roman vardı Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası'nı yazmıştı. İlk köy romanı vardı yine Nabizade Nazım Karabibi yazmıştı. Ve bunun haricinde de batılı anlamda ilk romanlar Halil Ziya Uşaklı tarafından Sertifiyon döneminde yazılmıştı. Tanzimat romanları dil, üslup ve teknik bakımından oldukça başarılıdır. Yanlış. Teknik yönden kusurludur. Oldukça kusurludur demeyelim mi? Kusurludur diyelim. Niye? Sanatçılar olayın akışını kesip okuyucuya bilgi verdiklerinden teknik yönden kusurlu diyordu. Hayal içinde ve nadide Servet Fünun sanatçısı Mehmet Rauf'un ilk romanlarıdır. Bu da yanlış. Bunlar Hüseyin Cahit Yalçın'ın eserleri. dikkat etmemiz lazım. Burada şu önemli arkadaşlar. Size burada şunu çok sorarlar. Yani ilkleri sorarlar. Bir de sınavın içerisinde size böyle eserden ziyade bir eserin özetini verip
bunun ne olduğunu bize dile getirirler. Şimdi Dikmen Yıldızı, Ankara, Vurun Kahpeye gibi romanlar milli mücadeleye konu almıştır. Burası yine doğru bir bilgi. Aka Gündüz, işte Ankara'da Yakup Kadri, Vurun Kahpeye'de Halide Edip'e de var. Hep milli mücadeleye konu alan romanlar yazıyorlar. Şimdi Karagöz oyununun oynatıldığı perde Küşteri Meydanı olarak adlandırılır. Küşteri Meydanı olarak adlandırılır. Şimdi orta oyununda Karagöz oyunu gibi 4 bölümümüz var. Giriş bölümü, konuşmaların olduğu muhavere bölümü, sonra asıl konu anlatıldığı fasıl bölümü ve en sonunda da bitiş bölümü. Ve bitiş demiş, ben oraya koydum, siz anlarsınız. Kukla oyunu günümüzde daha çok çocuk tiyatrolarında oynatılmaktadır, görülmekte, bunu da biliyoruz. Karagöz ve orta oyununda Zenne, kadın kılığındaki erkek, Çelebi, zengin, Tiryaki gibi bazı ortak kişiler vardır. Köy seyirlik oyunları ait oldukları toplumun izlerini taşırlar. Meddah tek bir kişinin taklit ve hoş öykülerle halkı eğlendirdiği bir oyundur. Evet, doğru. Meddahlar elinde baston ve mendille tek kişilik gösteri yaparlar. Şimdi anılara baktığımızda anılar kişi merkezli ve olay merkezli olmak üzere iki türdür. Doğru. Babür Şah'ın Babürname adlı eseri Türk Edebiyatı'nın ilk anı örneğidir. Bunu da bilmemiz lazım. Günümüzde haber yazımında kullanılan en geçerli yöntem tabii ki de 5N1K. Yani ne, nerede, niçin, ne zaman ve nasıl ve kim. Gerçek olmayan uydurma haberlere asparagas denir. En son gelen haber anlamında ise stop press ifadesini kullanıyor basın yayıncılar. Haberciliği baskı teknolojisinin ürünüdür. Gazete haberciliği tabii ki baskı teknolojisinin ürünü. Bir yazarın gezip gördüğü yerleri edebi üslupla yazdığı metne gezi yazısı denir. Gezi yazıları hem nesnel hem de öznel anlatımlar içerir. Dünya edebiyatında gezi yazısının ilk örneklerini İbni Batuta, Marco Polo ve Herodot gibi sanatçılar vermiştir. Şimdi bu parçadaki film seri bulup çeşitlerini yazınız demiş. Film seri ne olduğunu videomuzun başında söylemiştik. Gene devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılanlara bakıyorduk. Ve ardından da isim fiilse maış eklerini alıyordu. Hatta ben isim fiilin rengini siyah yapayım. Sıfat fiilin rengini an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş rengini yapayım. Zarf rengini turuncu yapalım. Bunlar da yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorusuyla bulunuyordu. Veyahut da bu ekleri alanların haricindekilerdi. Ama ben işimi sağlama alayım. Şey yapayım, nedir onun adı. Size eklerini de yazayım ki rahat rahat konuyu öğrenmiş olun. Şimdi burada şunu çok iyi bilmemiz lazım. Zarf fiiller yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorusunun cevabı. Şimdi şöyle bir örnek verelim mesela. Diyelim ki Irken Yalı ince Esiye Maden Dığında Erek ve Dikçe ip Armaz ve böyle gidiyor. Dolayısıyla ne kaldı? Arak kaldı mı? Arak, erek yazdık. Tamam, bunlar var. Bunların haricinde de böyle meksizin maksızın gibi ekler var ama hiç kafanızı yormanız gerek yok. Zaten bunları da ne zaman ve nasıl sorusuyla bulabiliyoruz. Şimdi bu parçadaki filmsileri bulup çeşitlerini yazın dedim. Şimdi çeşitleri beraber bulalım. İlk başta şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bizler temelinde ilk başta filmsileri bulmamız lazım ama ben siyahla isim fiilleri bulmak istiyorum. İnsanoğlunun zihnine düşen binlerce düşünce arasında hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bak şimdi çekimli fiilleri de fiillerin de altını ÇF diyorum. Maviyle çizelim bak şimdi. Mümkün olmuyor diye fiilimizi çizdik. Yardımcı eylemle oluşmuş bir bileşik fiilimizi çizdik. Bundan sonra mame eki alan kelimelere bakacağız. Mame eki alan kelimelerde üşüşen var. Bak üşüşen üşüşmeyen diyebiliyoruz. Turuncu ile çizdim çünkü bir sıfat fiil en eki almış. Düşünce arasında hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu olduk diyor. Bak dık sıfat fiil. Anlamak mak eki aldığı için buna isim fiil diyorum. Bu arada şunun rengini yanlış yaptım çünkü sıfat fiil rengi kırmızıymış. Şöyle SF diyorum. Şöyle SF diyorum. Bu da ife. Başka var mı mame eki alabilen? Yok. Geldik başka bir cümleye. İnsanın bu konuda doğru karar verebilmesi her şeyden önce onun beşeri ve vicdanı birikimine ilgili bir durum. Şimdi ilgili bir durum. Burada durum sözcüğünü yüklem olarak gösterdikten sonra mame eki alabilen kelimelere bakıyorum.
Karar verebilmesi, bak verebilme, me isim fiil. Başka da mame iki alabilen bir kelime yok. Bugüne kadar gelen hayatında kişi eğer hayata ve olaylara bakışından gerek edindiği bilgi ve birikim, gerekse de yaşadıkları karşısında kalbi olarak meseleye nasıl yaklaştığıyla alakalı olarak doğru veya yanlış bakış açısına sahip olabilir. Sahip olmak yüklemimiz. Şimdi geriye kalan kelimelerden mame ikiye alabilenlere bakıyorum. Açı, bakış, bakış bakmayış diyebiliyoruz. O zaman bu isim fiil oluyor, siyah. Yanlış, alakalı, olarak diyor bak. Olarak, arak eki almış. Bakın burada arak eki almış, erek eki. O zaman buna zarf diyoruz. Olmayarak diyebiliyoruz çünkü. Alakalı yaklaştığıyla nasıl meselelere olarak olmayarak yine zarf fiil. Karşısında kalbi, yaşadıkları yaşamadıkları bu dık eki almış sıfat fiil. Gerekse de birikim bilgi edindiği edinmediği dik eki almış sıfat fiil. Bakışında bakmayış diyebiliriz ama artık kalıplaşmış. Ve hayata eğer kişi gelen gelmeyen sıfat fiil. Bu kadar basit. Yani mame eki alıyor sonra da eklere bakıyoruz. Onun için hayat karşısında kaçıp sinmiş kişiler değil, yaşadığı zorlu aşamalar karşısında yılmadan ama belli bir birikim ve insaniyete yaklaşanlar sonucu ulaşarak gerçek bir başarıya ulaşırlar. Başarıya ulaşırlar. Tamam, burada yüklemimizi bulduk. Şimdi diğerlerinden mame iki alanlara bakıyorum. Kaçıp demiş, ıp, ip, zarf fiil, bunu yazdık. Sinmiş kişiler, nasıl kişiler? Sinmiş, anası mezar dikecekmiş, iki almış sıfat fiil. Yaşadığı, yaşamadığı dık sıfat fiil. Zorlu aşamalar karşısında yılmadan, medenmadan yine burada bir zarf fiilimiz var. Ama belli bir birikim ve insaniyete yaklaşanlar, yaklaşmayanlar, an yine sıfat fiil. Sonuca ulaşarak, ulaşmayarak yine arak erek eki almış zarf fiil diyoruz ve bütün fiilimizi bulmuş oluyoruz. Geldik isim ve sıfat tanımlamalarını bulunuz diyor. Şimdi isim ve sıfat tanımlamalarına geçmeden önce hemen taktiğimizi gösteriyorum. İsim tanımlamalarını şöyle yazıyorum. İsim tanımlaması en az iki sözcükten oluşuyordu. Sıfat tanımlaması da en az iki sözcükten oluşuyordu. Sıfat tanımlaması. Sıfat tanımlamasında da isim tanımlamasında sorularımız şunlardı. İsim tanımlamasında sorularımız neydi? Ne, neyin ve kimin sorularını soruyorduk. Sıfat tanımlamasında ise nasıl, ne zaman, hangi sorularını soruyorduk. Şimdi başlıyorum. Önce sıfat tanımları için mavi rengi, isim tanımları için kırmızı rengi aldım. İngilizce öğrenmek büyük bir sorundu onun için. Bak, büyük sorun. Bu bir sıfat tanımlaması. Niye? Büyük bir sıfat, sorun bir isim. Onun için ama hep ama onun için hep. Ama artık sorunun üstesinde bak. Sorunun üstesi. Bak, sorunun üstesinden gelmeye kararlıydım. Lisenin yıllarında, bak şimdi. Lisenin yıllarında. Ama buraya bir ilk yıllar giriyor. Burası tabii kendi içinde bir sıfat tanımlaması. Araya sıfat girmiş. Sorunu halledip son sınıflarda, son sınıf sıfat tanımlaması. Üniversite dışında, ne dışında? Üniversite dışında başka bir şey düşünmek istemiyordu. Bu işi, hangi işi? Bu işi kendinden önce halleden bir arkadaşından, hangi arkadaş? Kendinden önce halleden bir arkadaşından sıfat tanımlaması. Yardım almak akıllıca bir yöntem olabilirdi. Bak, nasıl yöntem? Akıllıca bir yöntem. Nasıl arkadaş? Halleden bir arkadaş. Hangi iş? Bu iş. Nasıl şey? Başka şey. Ne dışında? Üniversite dışında. Hangi sınıfta? Son sınıfta. Ne yıllarında? Neyin yıllarında? Lisenin yıllarında. Neyin üstesinden? Sorunun üstesinden. Nasıl sorun? Büyük bir sorun. Yani şu soruları soraraktan buluyoruz. Çünkü arkadaş kendisi için geceler günler süren aşamaları, bak nasıl aşamalar, geceler günler süren aşamaları önceden geçmişti. Arkadaşı ilk adım için, hangi adım? İlk adım için kulak dolgunluğu, ne dolgunluğu, kulak dolgunluğu önemli dedim. Kulağın dolgunluğu olsa belirtili olur, kulak dolgunluğu belirtisiz isim tanıması. Üniversitenin dışı olsa belirtisi olur, üniversite dışı belirtisiz isim tanıması. Sorunun üstesi dediği için belirtili isim tanıması. Lisenin ilk yılları dediği için belirtili isim tanıması. Hatta bunları çeşitli yazalım. Şu belirtili, bu belirtili, bu belirtisiz, bu da yine belirtisiz isim tanıması. Bir bebek, hangi bebek? Bir bebek. Nasıl önce sağdan soldan duyduğu, başlarda anlam veremediği ama sonrasında kendisi için bir birikim oluşturan seslerden hareket öğreniyorsa bak. Nasıl sesler? Bir birikim oluşturan sesler. Dediğim için burada anlam veremediği sesler, sağdan soldan duyduğu sesler, bunlar da yine şunun, yani şunların hepsi bu seslerin sıfatı olduğundan burada bir sıfat tanımlaması var. Hareket öğreniyorsa konuşmayı o da öyle yapmalıydı. Onun taktiğinin, bak kimin taktiği? Onun taktiği. O zaman burada da bir belirtili isim tanımlaması var. Doğal olan bu yönü, hangi yönü? Bu yönü. Doğal olan yönü yine sıfat tanımlaması hoşuna gitti. Bu işe, hangi işe? Bu işe hemen yabancı filmleri, hangi filmleri? Yabancı filmleri. Alt yazılı ve alt yazısız izlemekle başladı. Nasıl yazı? Alt yazı. Nasıl yazı? Alt yazısız
pardon. Alt yazılı ne yazı? Alt nasıl hangi yazı alt yazı? Nasıl yazı? Alt yazı sız. Tamam. Bunlar da yine sıfat anlamı olmuş oluyor. Bunları da göstermiş olduk. Geldik cümle türleri sorumuza ve ardından yazım ve noktalama soruları geliyor. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi yüklemine göre hatırlarsanız isim ya da fiil oluyordu. Yüklemin yerine göre kurallı devrik oluyordu. Anlamına göre olumlu olumsuz oluyordu. Yapısına göre de basit birleşik sıralı oluyordu. Hemen hızlı bir şekilde başlıyorum vakit kaybetmeden. Torunu parkta oynadıktan sonra acıkmış. Yaşlı kadın ona lezzetli yemekler hazırlamak için eve yöneldi. Torunu parkta oynadıktan sonra acıkmış. Yaşlı kadın ona lezzetli yemekler hazırlamak için eve yöneldi. Şimdi o zaman burada bir birinci yüklemimiz var. Yöneldi ikinci yüklemimiz. Acıkmıştı ve yöneldi diyor. Şimdi bu yüklemine göre yöneldi ve acıkmış fiil olduğu için burası fiil cümlesi. Bak yüklemine göre fiil cümlesi. Seviyor gösteriyordu fiil cümlesi. Getirendir sıfat fiil yüklemi olduğu için isim cümlesi. Getirmişti fiil olduğu için fiil cümlesi. Biliyordu fiil olduğu için fiil cümlesi. Çıktı fiil olduğu için fiil cümlesi. Dindi açıldı yine. Vazgeçmemişti fiil olduğu için fiil cümlesi diyebiliriz. Bunlar da yüklem. Şimdi gelelim yüklemin yerine göre. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Yüklem sonda olduğu için kurallı bir cümle. Buradaki cümlelerin hepsi yüklemine göre kurallı birer cümle. Niye? Çünkü hepsinde yüklemler sonda diyebiliriz. Bunları da yazdık. Anlamına göre baktığımızda olumlu ve olumsuzluğuna bakacağız. Şimdi yöneldi anlamca olumlu bir cümle. Gösteriyordu anlamca olumlu bir cümle. Getirendir anlamca olumlu bir cümle. Getirmişti anlamca olumlu bir cümle. Biliyordu olumlu bir cümle. Açıldı, çıktı, dindi. Bunlar olumlu cümle. Planlıyordu olumlu ama vazgeçmemişti olumsuz bir cümle. Dolayısıyla ilk kısmı olumlu, ikinci kısmı olumsuz bir cümle olduğunu biliriz. Şimdi yapısına göre cümleye baktığımızda. Acıkmış yöneldi dediği için iki tane yüklem var. Sıralı cümle. Seviyor gösteriyor dediği için yine sıralı bir cümle. İş hayatında en iyi çalışan, verilen görevleri en kısa zamanda ve yanlışsız yerine getirendir. Bu birleşik yapılı bir cümle. Girişik birleşik bir cümle. Niye? İçerisinde fiilimsiler var. Şimdi bak. Yüklem var ama çalışan, verilen diye fiilimsel olduğu için girişik birleşik cümle diyoruz. Şimdi bilgisayar için hard disk, RAM, anakart ve ekran kartı gibi son model yüksek ücreti parçaları bir araya getirmişti. Şimdi bir tane yüklem var. Yüklemden başka herhangi bir fiilimsi olmadığı için bu basit yapılı bir cümle. Adımlarını mezuniyet sonrası kariyer planına uygun atarsa bu piyasada en fazla 10 yıl içinde zirve alacağını biliyordu. Şimdi yüklem var. Yüklemden başka da bir yan cümle var. O yüzden birleşik cümle ama girişik birleşik değil. Şartlı birleşik. Niye? Çünkü SSA var. Dindi, açıldı, çıktı. İnsanların işlerine ve okullarına gitmek için. Burada da yine sıralı bir cümlemiz var. Ve yüklemleri değil arada bir kelimeleri bağlı için buna bağlı cümle diyemeyiz. Kafasına koyduğu her neyse yapmayı planlıyordu. Ve bundan hayatı boyunca vazgeçmemişti. Bu da yine bağlı bir cümle. Şimdi kar yağışı dindi, yollar açıldı. İnsanlar içine okullar gitmek için evden çıktı. Bu bağımsız sıralı bir cümle. Çünkü öğe ortaklığı yok. Şuraya baktığımızda ise burada yine bağımsız sıralı bir cümle. Biri başka bir şey, biri başka bir şeyden bahsediyor. Öğe ortaklığı yok. Fen öğretmeni Semih derslerine başarılı olduğu için seviyor. Fen öğretmeni diğer öğrencilerde örnek gösteriyordu Semih. Bu ise bağımlı sıralı cümle. Niye? Çünkü özne ve nesne ortak. Şimdi uygun noktalama şartlarına bakalım. Bakardım, virgül, şiirle uzaktan yakından ilgisi olmayan gelişi güzel bir araya getirilmiş söz öbekleri. Bunların şiir olmadığını nasıl anlatabilirdim onlara? Onlar da şu iki şey yapmalarını istemiştim. Behçet Necatigil, Cemal Süreyya, Cahit Külebi, Edip Cansever gibi şairlerden birini seçip onun bir şiirinin yazılış özelliklerini saptamalarını ve kendi şiirlerinde ne anlatmak istediğini düz yüze dökerek bana getirmelerini. Nokta. Yapmışlar mıydı? Soru işareti. Hayır. Nokta. Şeklinde noktalama işaretleri bulabiliriz. Gelelim bir de yazım yanlışı sorumuz var. Şimdi yazım yanlışı sorumuzdan önce mutlaka arkadaşlar sıfırdan ona edebiyattan konularınıza çalışın. Ve burada sizler için mükemmel bir şekilde konuları özetledik. Harika bir şekilde. Buralardan her şeyi rahat bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Burada tüm konu anlatımlarımız sizin sınavlardan yüz almanız için hazırlandım. Ama ben size burada tak edebiyattan ödev vermek istiyorum. Tak edebiyatta yazılı konularınıza göre sizlere her dönemin sonunda bir şey yapıyor. Bu kazanımlar çok önemli. Mesela geleneksel Türk tiyatrosuna iki metin örneği Karagöz ve Orta Oyun'u inceliyorsa hoca da size sınavda inceleyecektir. Buradaki yazılı örneklerin 131 ve 132'de yazılı örneklerin yine aynı şekilde tiyatronun sonunda tiyatro terimlerinden sonra gelen şuradaki
sayfa 154 ve 155 yazılı örneğini ve yine aynı şekilde haber yazısından sonra gelen buradaki yazılı örneğini yani 185 ve 186 yazılı örneklerini çözebilirsiniz. Buradaki testleri çözebilirsiniz. Bunlar hem ÖSYM tarzı kaliteli sorulardan oluşuyor hem de burada açık uçlu klasik cevaplı açıklamalı tak sorularımız var. Aynı şekilde haber ve internet televizyonculuğundan sonra yine buradaki haber metninden sonra gezi yazısı ile alakalı kısmında işlediyseniz okulda çözebilirsiniz. Buradaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına uygun bir şekilde hazırlandığı için yazılılarınızda ve normal testlerinizde size çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu ödevi verdikten sonra şu soruya geçelim. Ardından da videomuzu bitirelim. Bu parça yazım yanlışlarına bunu demiş. Bu toprağa basmaya kıyamıyorum. Çimencikler yer yer ayrı yazılacak. Başlarını çıkarmışlar. Özene bezene güneşleniyorlar. Ben de ayrı yazılır. Onlara kanıp ceketimin önünü iyicene açtım. Güneş vücudumda ılık ılık dolaşmaya başladı. Vücudumda biçik yazılmalıydı. Çünkü vücudum ılık 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 diyemezsin ama vücudumda diyebilirsin. Ilık ılık ayrı yazılmalı zaten bariz belli. İkilemeler ayrı yazılır. O kadar yavaş yürüyorum ki yürüyorum kiler diyemediğim için kiler ayrı yazılır. 3 yaşındaki ki biçik yazılır. Burada 3 yaşındakiler diyebiliyoruz. Çocuklar gibi dönüp dönüp ardında bıraktığım izlerime bakıyorum. Karıncalar henüz gönüllerde yoklar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne güzel bir gün. Kapalı bir odada dünyanın en faydalı işine değişebilirim onu. Bu fikir beni o kadar kuvvetle sarıyor ki, bak sarıyor ki, şimdi mantığımız şu, ki'den sonra lereki gelebiliyorsa bitişik yazılıyor. Ki'den sonra lereki gelemiyorsa ayrık yazılıyor. Mesela çalış ki kazanasın dediğimizde çalış kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman burada biz ne dememiz lazım? Kesinlikle çalış kiler diyemediğimiz için leri ayrı yazmamız lazım. Bak çalış ki çalış kiler diyemiyoruz. Ama sendeki zeka bende yok dediğimizde burada ne yapmamız lazım? Sendekiler diyebildiğimiz için bitişik yazmamız lazım. Resmi burada bir de Allah'ım vardı. Allah'ımı da ayıralım. Resmi dairelerin gübre kokan çatılarına doğru uçan bet suratlı kargalara laf atarak şimdi önüm sıra şırıldayan küçük mü küçük, duru mu duru, kim bilir nerelerden aşıp gelen biri dereceğin peşine düşüyorum. Tabi burada yine kim bilir ayrı yazılmalıydı. O zaman Allah'ım da kesme işareti olmalıydı. Yürüyorum ki ayrı yazılmalıydı. Ilık ılık ikilemeler, yer yer ikilemeleri ayrı yazılmalıydı diyoruz. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara olayın. Hadi bakalım. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diyorum arkadaşlar.